Tuş 22. Etiketsiz. Sayf bildirim göl SCR 8 saniye SCR kaydediyor. Herkese merhaba millet. Bugün size küçük bir yenilikten bahsedeceğim. O yüzden video oldukça kısa olacak. Konumuz Google Play'e gelen koyu tema özelliği. Evet, yanlış duymadınız. Google Play'e koyu tema özelliği geldi. Ve hakikaten çok güzel olmuş. Şimdi birlikte Google Play'e gelelim ve koyu temayı uygulayalım. Ben daha önce uygulamıştım ama size göstermek için tekrar açık temayı seçtim. Şimdi açıyorum Google Play'i ve koyu temayı seçeceğim. Takvim. Play Store. Play Store. Evet. Şu an her yer bembeyaz. Yani Google Play'in yıllardır alışık olduğumuz beyaz hali. Gezinme çekmecesini göster. Gezinme çekmecesi. Evet, şöyle bir bakalım. İlker Ayıldızoğlu, ilker.ayıldızoğlu uygulamaların ve oyunların bildirimler, abonelikler, istek listesi, hesap, ödeme yöntemleri, Play Protect, ayarlar. Ayarlara giriyorum. Ayarlar. 1.17 öğe gösteriliyor. Yukarı git tuşu. Ayarlar. Genel. Bildirimler. Bildirim ayarlarını yönetin. Bu değil. Uygulama indirme tercihi. Herhangi bir ağ üzerinden. Bu değil. Uygulamaları otomatik güncelle. Uygulamaları otomatik olarak güncelleme. Videoları otomatik oynat. Videoları yalnızca kablosuz bağlantı üzerinden otomatik oynat. Tema açık. Heh, işte bu. Seçmek için çift dokun. Şimdi tema açık diyor. Basıyorum. Tema açık, koyu, pil tasarrufuna göre ayarlandı, iptal. Açık, koyu, pil tasarrufuna göre. Pil tasarrufuna göre ayarlarsak temayı koyu yapmıyor. Açık kalıyor ama sanırım pil azaldığında temayı koyulaştırıyor. Öyle bir özellik. Ondan emin değilim. Şimdi seçeneklerimizden koyu temayı seçeceğim. Tema. Açık radyo tuşu seçildi. Koyu radyo tuşu seçili değil. Seçtim. Ayarlar. Evet. 1.17 öğe gösteriliyor. Temamız koyulaştı arkadaşlar. Play Store. Artık Google Play böyle görünecek. Koyu. Gezinme çekmecesini açalım. Gezinme çekmecesini göster. Gezinme çekmecesi. Evet. Çıkalım. Play Store. Arama düğmesine basalım. Uygulama ve oyun arayın. Klavye görüntülendi. Kutu düzenle. Uygulama ve oyun arayın. Evet. Düzenlemek için çift dokunun. Arama bölümü açık. Şimdi ben örneğin şuraya yazıyorum. T. 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 S. S. Ara tuş. Klavye gizlendi. TTS yazdım. 2, 8, 20 öğeleri gösteriliyor. TTS. Evet, TTS yazdım ve arattım. Sonuçlar burada. 2, uygulama. Google metin okuma. Google LLC. Yıldızlı değerlendirme. 4,3 çıktı. Uygulama. Vocalizer TTS ses. Türkçe, Jodi Foster yıldızlı değerlendirme. 3,1, 7,8 MB. Açalım mesela. Uygulama. Vocalizer TTS ses, Türkçe ile ilgili ayrıntılar. Bu arada 1, 6, 16 öğeleri gösteriliyor. Yeşilli siyahlı güzel olmuş. Tabii ben bu uygulamayı şimdi yüklemeyeceğim. Çünkü daha önceki videolarımda anlattığım gibi. Bundan daha güzel bir vocalizer metin okuma uygulaması buldum. O yüzden buna ihtiyacımız yok. Ben bunu kurmayacağım. Bunu kurmak için açmadım. Sadece görünümler nasıl olmuş? Biraz daha fikir sahibi olalım, fikir edinelim diye açtım. İlerliyorum.
5, 8, 16 öğeleri gösteriliyor. Bu uygulama hakkında. Giriyorum. Google Play Store. Evet, buradaki yazılar da daha olanaklı, aman olanaklı diyorum. Daha okunaklı olmuş. Şöyle aşağı kaydırıyorum. Birazcık yukarı. Pekka 3. Daha fazla bilgi. Uygulama yazılımı bilgileri. Evet, burası bu şekilde. Geri çıkıyorum. Play Store. Aşağı kaydırıp yorumlara bakalım. 9, 10, 16 öğeleri gösteriliyor. Evet, yorumlar kısmı da böyle görünüyor. 10, 16 öğe gösteriliyor. Geri çıkıyorum. 2, 8, 20 öğeleri gösteriliyor. Bir daha. Play Store. Evet. Google Play'in görünüşü bu arkadaşlar. Siyah tema. Bu şekilde yani. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça ve sevgiyle kalınız.